Arkadaşlar selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir araç inceleme videosu çekiyoruz. Skoda Yeti 1.6 dizel motoruyla, TDI motoruyla Active Greenline modeli arkadaşlar. İnceleyeceğimiz araç, şöyle bir geniş açıya alalım ve aracın ilk olarak dış aksamından incelemeye başlayalım hızlıca. Şu şekilde arkadaşlar, ilk olarak tavandan bahsedelim. Tavan tamamen kavissiz. Doblo tarzı araçlara benzer bir tavan yapmışlar. Şu gördüğünüz portlar, üstte duranlar sonradan ekletilme zaten tipinden de belli olarak, ama bunlar orijinalinde olan bagaj portları var. Yan şekilde baktığınız zaman şu tavana, gördüğünüz gibi tamamen düz bir yapıya sahip. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bagajdan başlayalım. Tabii bagajdan önce bir dış aksama da bakalım isterseniz. Şu şekilde direkt şuradan bir dikme inmiş ve arkada tek parça stop lambası yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Şurada bir 2012 modellerde kullanılan ve daha eski modellerde kullanılan Skoda Yeti amblemi var. Artık değişti biliyorsunuz bunlar. Greenline modeli. Çevre kirliliği bayağı azaltılmış bir araç. Çevreye duyarlı bir araç. Greenline olmasından dolayı. Bagaj arkadaşlar 405 litre kullanışlı bir bagajı var. Şu filelerin olduğuna bakmayın. Bunlar aşırı kalabalık yapıyor. Yoksa şimdi 405 litre deyince de aklınız karışmasın. Bu sadece şu kısımdan bahsediyor 405 litre diye. Bu aynı zamanda sökülüyor ve koltuklar da öne yatabiliyor arkadaşlar. Bagaj hacmi iyice büyüyebiliyor. Ondan yana bagaj neredeyse 800 litrelere kadar çıkabiliyor. Şöyle geniş açıyla baktığın zaman. Şuralarda iki tane boşluklar var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Fileleri çıkarttıktan sonra kullanmak için gayet müsait. Şuralarda gördüğünüz gibi eşya takmak için, mesela diyelim ki örnek veriyorum 10 kiloya kadar yük taşımak için, poşet takmak için yerler bulunuyor ve 12 voltluk bir tane çakmaklık koymuşlar. Bu da gayet mantıklı olmuş. Onun dışında arkadaşlar bagaj konusunda söyleyeceğim başka bir şey kalmadı. Dediğim gibi 405 litre fabrikasal veri, ama o sadece şu kısmı, üst kısmı saymıyor. Şurada bir indirmek için tutamak var. Şöyle yavaşça indirelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi arka tamponda park sensörleri var, ama bunlar orijinalinde yok. Sonradan ekletilme ve normalde orijinallerinde şu tamponlar siyah oluyor bu modellerde arkadaşlar. Bunda sonradan boyatılıp beyaz haline çevrilmiş. Evet arkadaşlar 16 inç jantlar mevcut bunlarda. 16 inç kullanılıyor bu araçlarda. Bu paketlerde, üst paketlerde 17 inçe kadar çıkıyor. Şu şekilde bir yakıt depo kapağı bastırmalı olarak kullanmışlar. Arka gördüğünüz gibi şu adını getiremedim ya camın. Her neyse arka camları bu şekilde tasarlamışlar. Direkt kare. Yani klasik bir otomobil kalıbında. Hani böyle bir çok makyaj verilmemiş bir araç, ama gerçekten çok kullanışlı bir araç. Bizde bayağı bir süredir takip ettiğim, bildiğim bir araç bu. Çünkü babama ait. 2012 yılında sıfır alınmıştı bu araç. Ve en ufak bir sorun yaşamadık. Şöyle arkadaşlar, ön tarafa geçelim. Yan tarafa güzelce bir alalım önce. Yan tarafta dediğim gibi fazla bir makyaj kullanılmamış bu araçta. Klasik bir araç yani diyebilirim. Bunun üst kasalarında biraz daha tipi güzelleşti, ama motor falan aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şurada çift şöyle bir far sistemi kullanılmış. Yani sis farı ve uzun kısa farlar olmak üzere park farı falan bu şekilde koymuşlar. Araç biraz pis, kusurumuza bakmayın arkadaşlar. Ön taraftaki ızgaranın şeklini görüyorsunuz ve ön kaputta birazcık makyaj yapmışlar ve bu gayet hoş durmuş. Buranın da klasik olmaması. Bakın şurada şöyle bir çizgi, şurada biraz kabartı Skoda amblemine doğru ve şurada da aynı şekilde tekrar bir kabartı. Gayet hoş bir görüntü vermiş. Buradaki ızgaralar da bu şekilde. Buradaki ızgaralar kroma çevrilip daha güzel bir hale getirilebilir ve çok uygun bir maliyetle yapılıyor. Krom bantlar satılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi ön kısımdan da baktığınız zaman aracımız şöyle bir dikkatli bakmanız için şöyle bir çekim yapalım. Tamam, devam edelim arkadaşlar. Aracımızın diğer yanına geçtiğiniz zaman yine şurada bir Greenline etiketi var. Sinyaller buraya koyulmamış. Aynaların üzerine koyulmuş. Bence daha güzel olmuş. Şimdi arka koltuğa geçelim.
Kapı sesi gayet güzel ve tok kapı sesi var. Zaten Alman sınıfı, Volkswagen sınıfı bir araç. Özellikle ön kapı çok daha ağır yalnız arka kapıya kıyasla. Şimdi arka koltuk diz boylarına bakacağız. Arka tarafta arkadaşlar şekilde arkada kol dayama yok. Arka koltuk diz boyu gerçekten bayağı bir geniş ve tavan. Yani neredeyse şu şekilde bir mesafe kalıyor ve benim gerçekten kafam biraz büyük ve boyum da ideallerin biraz üzerinde. Yani arka koltukta oturan insanlar bayağı rahat edebiliyor. Önde ya da arkada kol dayama yok ama bunlar büyük masraflar değil zaten. Hani şöyle söyleyeyim. Birebir olanını 150 liradan ucuz bir fiyata takabiliyorsunuz. O yüzden bunlar kafanıza çok takacağınız şeyler olmasın. Neden bu araba motor olarak çok güzel arkadaşlar? Arka koltuklar şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kusura bakmayın araba biraz pis. Gördüğünüz gibi şuralarda hoparlörler var. Buralarda yumuşak ve hatta deri tarzı bir kaplama kullanılmış. Şuralar sert plastik, buralarda sert plastik. Şuralar dediğim gibi deri kaplama tarzı bir şey. Şöyle bir diz boyunu da göstereyim. Tavan boyunu. Bu şekilde mesafe bayağı yüksek. Son olarak söylemek istediğim, buralarda herhangi bir çakmak falan yok. Şaft tüneli. Şöyle keskin hatlarıyla bir şaft tüneli yapmışlar. Gördüğünüz gibi direkt buradan. Bu şöyle gittikçe uzayanları da ben sevmiyorum. Bu keskin hatlarıyla olması iyi. Paspas koyulurken hiç zorluk çekilmemiş. Şimdi ön tarafa geçebiliriz inşallah. Şuralarda zaten cepler falan var. Onları söylememe gerek yok. Şimdi ön kısma geçiyoruz arkadaşlar. Ön kapılar gerçekten bayağı tok ve dolu. Ön kapıda ilk başladığımızda zaten arka camlar da otomatik. Elektrikli aynaların kontrol tuşu var burada. Ön ve arka camları kaldırıp indirmek için bir modül koyulmuş. Şurada herhangi bir kilit çıktısı yok. Eski araçlardaki gibi. Ön tarafa oturduğunuz zaman şöyle arkadaşlar, şuraya da kamera kurmuştum, ona baka kaldım. Kusura bakmayın, kamera yok şu an. Piyasada düştü herhalde. Şimdi arkadaşlar bu kısımda demiştim arka taraftayken de kol dayama yok. Ama bol göz yapmışlar. Kol dayama olduğu zaman da şuraya zaten montelenir. El frenine kadar gelir ve gayet hoş olur. Bol göz var. Şurada da bir tane göz var. Küllük tarzı. Çakmaklık. Kilit açma kapama tuşları. ESP var şurada bir. Onun dışında arkadaşlar kliması otomatik değil. Manuel bir klima mevcut. Şu şekilde CD şeklinde sadece CD çalar şeklinde bir teybi var. Benim bildiğim kadarıyla bunlarda AUX bulunmuyor. USB bulunmuyor. Double teyp alırsanız ancak o şekilde her türlü şeye sahip olursanız. Şu şekilde 4 kollu bir direksiyon var arkadaşlar. 240 kadran koymuşlar. 6000 de devir koymuşlar arkadaşlar. Far açma kapama tuşları falan. Direksiyon deri değil. Plastik kaplama. Daha doğrusu sert böyle güzel sağlam bir plastikten bir deri kaplama yapılabilir aslında bunun üstüne. Onun dışında buradaki yumuşak plastikten ve şurada da bir tane göz var arkadaşlar. Mesela bende olsa şahsen bir de şuralara falan şu gördüğünüz gri detaylara falan ahşap teselli şey kaplardım. Bu üst modellerde var çünkü. Kameramız da buraya düşmüş. İnşallah yolda giderken. Şurada geniş bir torpido gözü var ama şöyle söyleyeyim. Baya baya dolu. Araç yeni köyden geldi. Araç daha 62 bin kilometrede. Baya az kilometre yapmış bir araç. Koltuk yükseklik alçaklık ayarı şuradan yapılıyor. Tabii ki elektrikli değil. 5 ileri otomatik, 5 ileri manuel vites. Araç şuradaki cepler fazla geniş değil ama yeterli ve uzun. Yani mesela normal araçlarda şöyle şuradan itibaren kesiyor. Şu orta bölüm biraz geniş oluyor ve dar oluyor. Pardon, geniş oluyor. Burada uzun ve dar olmuş arkadaşlar. Bu şekilde de gayet kullanışlı oluyor. Şurada da bir göz var. Çok büyük bir telefon bile çok rahat. İki tane telefon buraya sığıyor yan yana. Üst üste koymak isterseniz tabii ki koyabilirsiniz.
O aklımıza gelen başka bir özellik. Şimdilik şöyle bir arka önden baktığın zaman arka taraf böyle gayet açık net görünüyor. Ferah görünüyor. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Şurada bir üst paketlerinde falan gözlük koyma yeri var ama bunlarda yok. Şöyle koltuk tutamak dört taraf, şoför tarafı dahil. Dört tarafta da var. Herhangi bir böyle asansör sistemi yok. Buralarda ışıklı değil. Şöyle normal ışıksız bir lamba, lambasız bir ayna mevcut. Ön tarafta aklıma gelen herhangi bir şey kalmadı arkadaşlar. Eğer ki aklınıza takılan bir soru olursa tabii ki cevapların. Arkadaşlar şuradan aracımızın ön kapısını açtık. Aracın arkadaşlar kaput kısmı, yani bu araç 2012'den beri bizde olduğu halde ben 18 yani 2012'de benim zaten kendime ait bir aracım vardı. O kadar ağır bir kaput yapmışlar ki arkadaşlar anlatamam size. Yani çok ağır. Şu ana kadar incelediğim kaputlar arasındaki en ağır kaput. Çok açık net söylüyorum. Çok ağır bir ön kaput var arkadaşlar. Çok şaşırdım yani. Elim ağrıttı yani şu ana kadar. Çok ağır tok bir ön kaput var. Şurada bir kaput koruyucu kılıf koymuşlar. Motor dıştan baktığınız zaman şöyle TDI motoruyla şu şekilde dizel gayet düzenli bir motor var. Zaten Volkswagen motorlara kullanıcısına keyif veren motorlar arkadaşlar. Bu motor 105 beygir 250 Nm tork üreten bir dizel motor. Arkadaşlar çekişi gerçekten aracı çok çok yetiyor ve yakıtı da bununla birlikte gayet iyi. Şöyle son kez bir etrafını turlayalım. Ve ondan sonra sürüş testine geçelim inşallah. Haydi hoşça kalın. Sürüş testinde görüşmek üzere. Arkadaşlar şöyle sürüş testine geçmeden önce kameramızı kurduk. Son bir kontrol yaptım. Şöyle anahtarı size göstermeyi unuttum. Şu şekilde orijinalinden şöyle bir stand anahtarı var. Bagaj açma, normal kilit ve açma kapatma mevcut. Başka bir özelliği yok. Şöyle biz artık sürüş testine geçelim. Sürüş testinde arkadaşlar diğer özelliklerden bahsedeceğim aklıma gelen. Emniyet kemerimizi takalım. Aracın motor sesi gayet güzel. Hoş bir motor sesi var araçta. Yüksek görüş açısı çok güzel. Doblolarda olduğu gibi böyle sanki. Ama aynı zamanda bir aile aracı. Şöyle biraz koltuğu öne çekelim biraz. Yeter. Ben şöyle kendime göre ayarladım. Bu babama göre ayarlanmış. Arkadaşlar camlarımızı da yıkayalım iyice görüntümüz açılsın. Bu aracın en güzel sevdiğim özelliklerinden birisi süspansiyonları. Gerçekten çok kaliteli pısır pısır süspansiyonlar mevcut bu araçlarda. Yani yol sesi, çukur sesi, kasis sesi, trim sesi. Yani ön takım süspansiyonlar gerçekten çok hoş. Çok güzel bir kafalı emin olun. Yani süspansiyon konusunda. Çekişi gayet iyi. Zaten 1.6 turbo dizel bir motoru var. Volkswagen'in en çok kullandığı motorlardan birisi. Şahsen ben de olsam benim yapacağım işi boyama alıp hız sabitleyecek demek. Onu da söylemedik bu arada. Bu araçta hız sabitleyici yok maalesef. Hatta şöyle bir güzel çevre yoluna mı çıksak? Çevre yoluna çıkalım. Aynen arabaya bir tutalım. Şöyle. Giderken de aklıma gelen bütün özellikleri sayalım. Yakıtından bahsedelim mesela. Arkadaşlar ya şunlar falan çok dolu. Ya kusura bakmayın bunlar için ama. Benim de zamanım kısıtlı. Ankara'da çok kısa bir vakit duracağım ve gideceğim. Bu nedenle her yeri dağıtmak ve adamın düzenini bozmak istemedim. Arkadaşlar 4.2 litre uzun
geçebiliyor. Şöyle. Yolumuz kapalı değil. Ve yol hakimiyeti gerçekten güzel. Şu an mesela ben şu an bu arabayı sürüyorum. Ama nefes ala ala sürüyorum. Yani beni hiç daraltmıyor. Gerçekten hoşuma gitti. İnanın hoşuma çok gitti ya. Ben bunu mesela kendi aracımla satıp bundan alabilirim. Yani o derece hoşuma gitti şu an sürerse. Tabii biraz bana kalırsa ben bunun biraz donusunu alırım. Ya da kendim doldururum. Donusunu alamazsam da. Bunların fiyatları şu an ortalama. Arkadaşlar şu an sahibinden de bu aracın en düşük kilometresi 88 binde var. Oradan 150 bin küsür lira fiyat yazmış. Bu araç 62 binde. Ama bu araçlarda en az 150-160 bin kilometreye kadar araç tercih edersiniz. 200 bin bekler. 300 bin bekler. Bir yaşına kıyasla söylüyorum. Normal kullanımda 150-160 bine kadar normal düşük kilometre olarak geçebilir yani. Yılda 20 bin kilometre hesaplarsak. Otomatik kararın dikiz aynası yok. Şuradan değil. Aynanın açısını değiştiriyorsunuz. Onun dışında otomatik kararın dikiz aynası mevcut değil bu araçta arkadaşlar. Yani birkaç tane can alıcı özellik eklenebilirim. İşte mesela dediğim gibi bundan sonradan da eklenir. Skoda Yeti'ye hız sabitleme eklenebiliyor arkadaşlar. Kol dayama eklenebiliyor. Şuraya da mesela biliyorsunuz Volkswagen'in bütün araçlarında neredeyse bu yıllarda ürettiği şu şekilde şu ölçülerde double tape'i var. Çok güzel de bir motor sesi var ya. Dizel motor sesi. Volkswagen'in zaten gerçekten motor süspansiyon konusunda kendine açmış. Çekişi gayet iyi. Yakıtı gayet iyi. Yani mesela buradan Ankara'dan Didim'e gidip yarım depo yakıt harcamada geri döndüğümüz oluyor burası. Kırmızı yanıyor kardeşim ya. Görüyorum ben çok mesela
motor sesini içeriye fazla almıyor. Tabii ki şu dizel sesini duyuyorsunuz ama böyle aman şahım rahatsız eden bir ses yok. Herkese kefil. Eğer arabanın motoru ölmemişse alacak herkese bu aracın motoru konusunda kefilim. Yani giriş performans bakımından ve yakıt bakımından. Bu arada geri vitesten bahsedelim. Geri vites şöyle ön üst tarafına bastırıp birin sol tarafında, yani şöyle üst kısma doğru yapılmış. Direksiyon yükseklik alçaklık ayarı var. Zaten videonun başında ayarlamıştım. Çok hararetle çalışan bir motor yok. Yani çalıştırdık, oradan buraya kadar sürdük, daha hararet 50'yi görmedi. Bizim benzin LPG'li araçlar gibi değil haliyle. Geç ısınan bir motor var. Güzel yakıt biliyorsunuz. Böyle çok yüksek derecelerde yanmaz. Sabitleyici koyulabilirmiş bu araca.